Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni videoyla karşınızdayım. Videoya başlamadan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız var ise bana Instagram hesabından ulaşıp oradan DM yoluyla sorularınızı sorabilirsiniz. Instagram hesabımı yorumlar kısmına ve açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Oradan çok kolay bir şekilde Instagram hesabıma ulaşabilirsiniz. Şurada birazcık yosunlanma var. Şunu birazcık alalım. Suyu biraz bulandıracağız ama önemli olan suyun bulanıklığı değil bugün. Sizlere söyleyeceğim birkaç faydalı bilgi. Neyse bunu hafta sonu ayarlayacağız artık. Her hafta sonu bir cam temizliği yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konumuz bitkili akvaryumlarda olması gereken en önemli 3 canlı nelerdir? Bunları size anlatacağım. Niye odaklamıyor bilmiyorum. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, bitkili akvaryumlarda önemli olan 3 canlıyı size aktaracağım. Bu 3, 4, 5 olabilir. Kapak olarak böyle yazacağım için 3 canlı diye yazacağım. Şöyle bakın, yeni bir yavrumuz var. Bunu da size göstermek istedim. Şimdi bitkili akvaryumlarda bildiğiniz gibi dip çekimi yapılmaz. Fazla kurcalanmaz. Yani fazla ellenmeyen bir akvaryum tipidir. Bitkilerin formlarını bozmamak için fazla ellenmez. Peki bu şekilde olan bir akvaryumda nasıl canlılar beslenmeli? Bu ekosistemi düzenli tutmak için neler yapılmalı? Bunları anlatacağım. Şimdi bitkili akvaryumlarda şu an bu videoyu akşam saatlerini çektiğim için ışıklandırma biraz kötü oldu. Bitkili akvaryumlarda yem attığınız zaman tabii ki azot, karbondioksit, pardon, olay çok karıştı. Yem attığımız zaman ne oluyor? Eğer balıklar bunu yemezse amonyak, nitrat gibi şeyler yükseliyor. Bunu bitkiler sonra gübre niyetine kullanıyor arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Bu gibi olaylar normal akvaryumlara göre çok daha patlaması çok riskli değildir. Bitkiler bunu gübre olarak kullanıyor. Biz ayrıyetten bir de gübre olarak zaten bu nitratı falan kullanabiliyoruz. Bitkiler daha sağlıklı büyümesi için. Ama tabii bunlar hemen akvaryum ortamında çürüyüp gitmiyor. Çözülmüyor. Burada diplerde kalan artıklar olabiliyor. Bunu bazılarımız görsel olarak kötü bulduğu için şikayetçi. Peki ne yapmalısınız? Bazen bitkilerin aralarına kaçıyor. Bunu balıklar göremeyebiliyor. Peki ne besleyeceksiniz? Bunların görmesi için. Koridoras besleyebilirsiniz. Koridoraslar gerçekten artık yemede bir numaradır. O gelişmiş antenleri sayesinde hızlı bir şekilde o artık yemi bulup temizleyebiliyor. Hepimizin bildiği gibi vatozlar besleyebilirsiniz. Özellikle cüce vatozlar. Cüce vatozlar gerçekten yem artığı konusunda birebirdir. Ama koridorası tek geçerim, bilginiz olsun. Koridoras muhakkak bitkili akvaryumlara besleyin. Henüz balık araştırmasındayım. Güzel bütçeme uygun bir balık bulursam akvaryumumuza ekleyeceğiz. Üçüncü canlımız görmüş olduğunuz gibi karidesler. Bugün biraz konuşmada sıkıntı çekeceğiz. Üçüncü canlımız karides. Bakın ismini söyleyemedim. Karidesler. Karideslerde bakın görmüş olduğunuz gibi antenleri vasıtasıyla artık yemi gerçekten hızlı ve kolay bir şekilde bulabiliyor. Bitkili akvaryumlarda o yosun yiyici olarak da kullanabilirsiniz. Bunlar F0 doğadan topladığım karidesler.
Bugün bu canlıların isimlerini söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Bunlar gerçekten faydalı bir canlı. Akvaryum ekosistemi için. Bunlardan da edinip bulabilirsiniz. Aynı tür olmasına gerek yok. Herhangi bir türünü de alabilirsiniz. Daha sonra obur, canlı doğuranlar besleyebilirsiniz. Nedir bunlar? Moli, kılıç kuyruk. Bunlar gerçekten obur, canlı doğuran sıfatına giriyor. Bakın şöyle yakından da size göstereyim. Hemen geldi. Şöyle akvaryumumuzu uzaktan da çekelim. Hiçbir şekilde artık yem bulamazsınız. Bakın bitkiler sağlıklı olduğu için fotosentez hemen yayıyorlar. Şu an ışıklar kapanması gerekiyordu ama kapatmadım. Bu akvaryumda döngü gerçekten çok güzel oldu. Yavrular falan bakın burada. Hatta kaçtı. Bakın hemen zaten bitkinin arasına yavru kaçtı. Yani bu akvaryum gerçekten çok güzel oldu. Bazı önemli gelişmeler yapacağım. Nedir bunlar? İşte bitkilerin yerini değiştirebilirim. Şuradaki bazı, bakın şurayı boşalttım. Buradaki bazı mikraları kesip biraz daha yan tarafa yaptım. Ama gerçekten kök salmış. Burayı birazcık boşalttım. Arkaya ektim. Hatta şuradaki tül, şu yavruluk buradaydı. Buraya aldım. Bura biraz daha ışık almaya başladı. Şöyle üstten de göstereyim. Yavrular görmüş olduğunuz gibi gerçekten boy attılar. Yem atacağım zannediyor. Şu an hepsi toplandı. Gerçekten güzel bir akvaryum oldu bu. Bakın bunlar hep zaten kendi bu akvaryumda büyüttüğüm yavrular. Hiçbir şekilde ayırma yapmadım. Yavrular kendiliğinden bu akvaryumda doğup bu akvaryumda büyüdüler. Anaçlar da hiçbir şekilde zarar vermedi. Bunu ben de şaşırmıştım ama sonra edindiğim tecrübelere kasten balıklar demek ki doğal ortam olarak sezdikleri için hiçbir şekilde yavrulara zarar vermiyor. Şu an ekranı görmüş olduğunuz gibi yeni doğmuş bir yavru görüyorsunuz. Tabii bu bir haftalık falan var ama sonuç olarak ayırmadığım bir biçimde doğdu. Ve bu akvaryumda kardeşleri gibi büyüyecek, gelişecek ve boylanacak. Bakın bunlar hep yavrudan bu akvaryumda büyüdü. Bir önceki videomda ne demiştim? Yavrularınızın anaç balıklar yememesi için yapmanız gerekenleri size anlatmıştım. O videoyu açıp izleyebilirsiniz. Ben videolarımı bu şekilde sohbet havasında yapıyorum. Çok bilgiye boğup sizleri sıkmadan genel biçimde akvaryumlarımızı tanıtıyoruz. Durum bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunlardan da bir yavru alamadım. Ne yalan söyleyeyim. Balon molilerden. Bir arkadaşımız kısır olabileceklerini söylemişlerdi. Büyük ihtimalle kısır. 4 tane almıştım. İkisi öldü. Bu ikisi kaldı. Buradaki erkek olan. Bu da dişi olan. Böyle kocaman. Şöyle birazcık bakın. Bir videomuzda bunu anlatacağım. Balıklarınızın daha çok yem yemesi için, hiçbir şekilde yemi ziyan etmemesi için yapmanız gerekenleri anlatacağım. Bir sonraki videomuz konusu bu olabilir. Başka bir video çekmez isem. Şöyle karideslerimizi size göstereyim. Şöyle en yakın bu var. Gerçekten çok iyi canlılar. Çok iyi artık yem yiyiciler. Sürekli çalışıyorlar. Gece gündüz. Geceleri daha çok aktifler doğası gereği. Dediğim gibi bunları ben gölden topladım. Videosunu da kanaldan bulabilirsiniz. Gerçekten toplaması çok zevkli olan bir tür. Bayağı bir bu canlıdan akvaryumda sahiplik yapıyorum.
Hatta bir arkadaşımıza satmıştım bir miktar. Şehir dışına göndermiştim. Bugün biraz takılıyorum konuşmada, kusura bakmayın. Galiba gece vakti olduğu için bu şekilde olabiliyor. Bu kusuru maruz görün. Şöyle bakın, arka taraflarda da var. Yani durum bu şekilde. Benim akvaryum bu şekilde. İyi kötü balıklarımızı üretime devam ettiriyoruz. Kılıç kuyruk türümüz gerçekten sayısı arttı. Biraz da dışarıda havuzda Japonlarım var. Bir kışı havuzda geçirdiler. O soğuk günlerde su üstü 1 santime yakın buz kaplayken bile yaşamaya devam ettiler. Şu an hala yaşıyorlar. Kenarlarda yosun tutması nedeniyle hem suya oksijen hem de onlardan beslenip doğal bir ortam oluştu orada. Orada kendiliğinden yaşıyorlar. Ara sıra yem atıyorum. O şekilde Japonlarımıza bakıyoruz. Durum bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.